Sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz, LGS öğrencilerimiz hepinize merhabalar. Bugün burada Tonguç Kapı'nın 3. sezon finali için sizlerle beraberiz. Biz de heyecanlıyız. Bakalım şampiyon kim olacak? Benim tabii aklımda bazı tahminler var ama hocam, sizin için 3. sezon nasıl geçti? Hocam aklınızda bir tahmin varsa muhtemelen o tahminde tabii ki oklar bizi gösteriyordur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Bilge Baykuşlar 8. sınıfta 3. sezonda olağanüstü işler başardılar hocam. Tabi burada hızlı çıtalarında hakkını yememek lazım. Yarışı son ana getirmek demek ne demek? Onu çok iyi bize gösterdiler. Hem LGS'ye az kaldı hem de 4. sezonda başladı ve onun da finaline çok fazla bir zaman kalmadı. O yüzden böyle bu yarışı hem Tonguç Kapta hem LGS ayağında ikisinde de gayet güzel devam ettirmeleri bence çok keyifliydi. O zaman ben ne yapayım biliyor musunuz hocam? Heyecanla sonuçları açıklamanızı bekleyeyim. Evet, ben de açıklayayım. Zaten hocam siz de çok güzel konuştunuz. 153.680 puanla bu sezonun şampiyonu Bilge Baykuşlar oluyor. Bravo. Tüm Bilge Baykuşları buradan çok 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 tebrik ediyorum. Çok güzel bir yarıştı. Biz de evet ilerledik ama sizler bizi geçip gerçekten şampiyonluğa oturdunuz. Buradan hızlı çıtaları da tabii çok tebrik ediyorum. Emekleri için teşekkür ediyorum. Ve şimdi hocam aslında sizin sıranız biraz daha değil mi? Evet, şimdi şampiyonluğumuzun sırrını soracak olursanız bunu fazla söylememeyi tercih ederim. Çünkü önümüzde 4. sezon var. Ama yine de bunu bir şampiyonun ağzından duymak bence güzel olur. Dinleyeceğiz hocam şimdi. Tamam. O zaman ne yapalım? Sözü 8. sınıfların 3. sezondaki şampiyonluğuna bırakalım. Arkadaşımızın ağzından bizzat dinleyelim bakalım. Şampiyonluk neymiş, nasıl kazanılırmış, 4. sezon hedeflerimiz nelermiş? Biraz daha yakından bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, 8. sınıflarda Tonguç Kapı'nın şampiyonu 3. sezonda Eylül Esen isimli arkadaşımız oluyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet sevgili Eylül, seni tebrik ederim ve tabii ki şimdi sana bazı sormak istediğim sorular var. O yüzden seninle soru-cevap kısmına geçiyoruz. Gerçek. Evet sevgili Eylül, öncelikle seni birazcık tanıyalım isterim. Kısaca bir kendinden bahseder misin? Adım Eylül. 8'e gidiyorum. Basketbolla ilgileniyorum. Sonra günlük çalışmalar yapıyorum LGS hakkında. Çok güzel. Şimdi ilk sormak istediğim soru şu. Tonguç Kapı'nın LGS çalışmalarına nasıl bir faydası oluyor? Sınavlarda başarılı oluyorum. Denemelerde yüksek yapıyorum. Sen aramıza Bartın'dan katılıyordun değil mi? Evet. Evet arkadaşlara da hemen kısaca bir bilgi vermiş olalım. Arkadaşlar birinci olan arkadaşlarımıza bizlerden bir kargo ulaştı. Ama maalesef Eylül'e o kargoyu ısrarla ulaştıramadık. Kargon geri gelmiş. Senin yerine bu kargoyu biz karşıladık tekrardan. Burada Eylül'e ait hem madalyası hem de Tonguç Cup tişörtü vardı ve sertifikası vardı. Şimdi o kargonun da bir açılımını yapmak isterim tabii ki. Burada sertifikamız var ve tabii ki sana göndermek istediğimiz şeyler tam olarak buradaydı. Merak etme, geri geldi diye tekrar göndermemezlik yapmayacağız. Bunlar tekrardan sana ulaşacak. Ve ben de madalyanı normalde senden kaldırmanı isteyecektik. Ve tabii ki senin yerine bu işi ben hallediyorum. Tekrardan tebrik ediyorum. Teşekkürler. Şimdi sevgili Eylül, senden öğrenmek isteyeceğim bazı şeyler olacak. Şimdi sevgili Eylül, sen şampiyonumuzsun. Bazı taktikler verirsen 4. sezonda da Bilge Baykuşların işine yarayacak. Birazcık seni dinleyelim. Tüm görevleri yaparsan zaten bir şey kalmıyor. Peki okuldan eve geldiğinde bu çalışma rutinin nasıldı? İlk önce o görevleri yapıyordum. Sonra ödevim varsa onları yapıyordum. Sonra konu eksiklerimi tamamlıyordum. Peki LGS çalışmalarına biraz dönelim istiyorum. Nasıl gidiyoruz? Netlerimiz mi daha büyük yoksa netlerimiz mi? Netlerimiz. Çok güzel. Ortalama bir aydan birazcık daha fazla bir vaktimiz kaldı sınava. Neler hissediyorsun? Nasıl gidiyor? Bunları da biraz öğrenmek isterim. Heyecanlı hissediyorum. Yani güzel gidiyor çalışmalar. Peki en sevdiğin ders nedir? Fen. O zaman fen dersine ait denemelerde netlerini fulluyorsundur diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Evet. Tamam. Bir ya da iki yanlış çıkıyor. Peki daha az sevdiğin bir ders var mı? Daha az. Türkçe. Türkçe. Pekala nereye hedefliyoruz? Hangi lise var hayalimizde? FSM. FSM. Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi. Çok güzel. Bulunduğun ilde mi bu okul? Evet. Tamam. Umarım bu güzel başarıyı elde edersin. Ve sana da bu LGS yolculuğunda başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Tonguç Kapı'nın bir önceki sezonun finalini burada yapmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Ancak birincilerimiz il dışında olduğu için bu sezonu özellikle bu şekilde kurguladık. Ve aramızda Eylül isimli arkadaşımız oldu. Eylül'cüğüm çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Son olarak 4. sezon artık başladı. 4. sezona katılacak mısın? Evet. Nasıl hayallerin ve hedeflerin var? Neler yapacaksın arkadaşlara? Bilge Baykuşlara nasıl taktikler verirsin? Yani onlara daha çok yardım etmeye çalışacağım. Görevlerimi yapmaya çalışacağım. O zaman sevgili Eylül'cüğüm YouTube yorumlarında da taktiklerini arkadaşlarımıza ve tabii ki bizlere de ilham olması açısından vermeni her zaman bekliyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet o zaman sana Tonguç Kapı'nın 4. sezon finalinde ve tabii ki LGS yolculuğunda başarılar dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Ailene ve arkadaşlarına, herkese tek tek selamlar.
Kendine iyi bak. Görüşürüz. Evet, şampiyonumuzu tanıdıktan, ondan çok güzel taktikler aldıktan sonra da 3. sezonumuzu çok güzel bir şekilde bitirmiş bulunduk. Biz çok mutluyuz arkadaşlar. Ama size bir haberimiz daha var galiba hocam. Evet. Sevgili arkadaşlar, Tonguç Cup'ta 4. sezon, yani final sezonu başladı. Eğer hala Tonguç Cup'a dahil olmayan varsa tongucakademi.com üzerinden kaydolabilirler. Ve tabii ki Bilge Baykuşlar takımındaysanız çok şanslısınız. Çünkü takımınızın koçu benim ve 4. sezonda da final sezonunda da başarıya ulaşacağız. Herkesin kendine göre bir hayali var tabii. Hızlı çıtalar kimin daha güçlü olduğunu herkese kanıtlayacak. Göreceğiz. Peki arkadaşlar, o zaman hangi takımdaysanız onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Bence de kimin daha güçlü olduğunu görelim. O zaman Tonguç Cup final sezonunda görüşürüz.